Koç burcu ve yükselen koçlar, ayın ilk yarısından itibaren iletişim konuları sizin için çok ön planda olacak ki bu öğrenmeyi, yazmayı, satış yapmayı, birçok fikir alışverişini ve birçok konuşmayı aslında kapsıyor. Ayın sonunda 25 Mayıs'ta zaten Jüpiter 12 yılda ilk kez bir yılına ikizler burcuna giriyor olacak. Bu da iletişimi, öğrenmeyi ve yazmayı zaten hayatınızda çokça vurgulayacak. Güneş ikizler burcundayken dikkatinizi 3. eve mutlaka çekecektir. 3. ev öğrenme, fikirler ve iletişim evi olup aynı zamanda satış ve pazarlamayla da ilgilidir. Merkür de ikizler burcunda olacak ve ikizler burcunda Merkür yönettiği için burada artık çok güçlü çalışmaya başlayacak. Ayın ilk yarısında Merkür'ün ikizler burcunda olmasıyla birlikte birazcık çok daha meraklı olacaksınız. Kendinizi daha çok iyi ifade ediyor olacaksınız. Tabii ki Venüs de bu sefer ilişkiler bakımından Mayıs'ın son haftasından itibaren Haziran'ın ortasına kadar ikizler burcunda olacak ki bu da zaten birazcık daha ilişkilerde birazcık daha sorgulayıcı olmanızı sağlayacak. Yeni ay 6 Haziran'da gerçekleşecek ve ikizler burcunda olacak ve 4 hafta kadar da etkili olacak. Yeni ay aynı zamanda bu yeni ayda Venüs'te aynı hizalanacak, aynı derecede ve tüm Venüs konularına, yaratıcılığa, aşka ve finansal konulara çok büyük vurgu yapıyor olacak ki ancak buradaki sorun şu, Venüs yalnızca vurgulamakta kalmayacak, aynı zamanda Satürn tarafından da biraz sınırlandırılacak ve zorlanacak. Bu nedenle 3. evde biraz testlerle bizleri bekliyor olacak. Bazılarınız bazı şeylerden ayrılmaya karar verebilir. Yine yakın çevre kardeşler veya kuzenlerle ilgili veya yakın çevreyle ilgili bazı sorumluluklar almayı tercih edebilirsiniz. Haziran ayı içerisinde 3. ev aynı zamanda satış ve pazarlamayla, ticaretle de olan ilgili bir evdir. Burada her türlü eylem ve girişim Venüs ve Satürn nedeniyle daha sınırlı, birazcık daha yavaş olabilir sizin için. Aynı zamanda dediğim gibi 3. ev kardeşlerle de ilişkilidir. Burada ilişkilerinizi yakın akrabalarınızla test ediyor gibi olacak. Merkür, Venüs ve Güneş Haziran ortasında ikizler burcundan çıkıp yengeç burcuna ilerleyecek. Bu nedenle diğer büyük tema artık 4. evin konuları olacak ve yengeç burcuyla ilgili olacak ki bu da ev, aile ve emlakla ilgili olacak. 21 Haziran'da ise Oğlak burcunda Haziran ayında bir dolunayımız olacak. Bu da sizlerin kariyer meselelerini içeren 10. evinizde gerçekleşecek. Kariyerinize çok büyük bir vurgu yapacak tabii ki. Bu da sizin için 21-23 Haziran civarında bazı müzakereler, sözleşmeler için uygun olabilir demek aynı zamanda. Çünkü Merkür müzakerelerle, anlaşmalarla da ilgilidir. Venüs ise parayla, popülariteyle, yararlı enerjilerle ilgilidir. Merkür ve Venüs 4. evde Güneş'le birlikte olduğunda emlak gibi mülklerle ilgili birçok şeyi gündeme getirebilir. Mars Koç burcunun yöneticisi olarak geçen ayda bahsettiğimiz gibi 2 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs'tan 8 Haziran'a kadar Koç burcunda olacak zaten. Mars Koç burcunda olduğunda zaten kendi evindedir. Bu nedenle de ekstra daha bir güçlü çalışır. Mars güçlü olduğunda bizler daha cesur, daha bağımsız, daha korkusuz oluruz ve sizin burcunuzun yöneticisi olduğu için bu sizin için çok büyük bir itici güç ve enerji sağlayacaktır. Bu Mayıs'ın tamamında ve Haziran'ın ilk haftasından sonra 8 Haziran'dan itibaren Mars Boğa burcuna geçecek ve 20 Temmuz'a kadar da orada kalacak. Boğa Koç'tan sonra gelen ikinci burç olduğu için birazcık daha finansal müzakerelerle ilgilidir, nakit akışıyla ilgilidir. Burada Mars gelirinizi arttırmak için çok hırslı bir şekilde çalıştıracaktır sizi. Ayın ilk yarısında Güneş, Merkür ve Venüs ikizler burcunda ve 3. evdeyken daha fazla para kazanmak için yeni iş becerileri öğreniyor olabilirsiniz net bir şekilde bu Haziran ayı içinde veya satışlarla ilgili ekstra çaba gösteriyor olabilirsiniz. Çünkü 3. ev genellikle daha kısa yolculuklar, hafta sonu gezileri, yurt içi seyahatleriyle de ilgilidir aynı zamanda. Ancak Jüpiter seyahat gezegeni olup uzun mesafe ve uluslararası seyahatleri de sever. 3. evde olmasına rağmen daha çok kısa mesafeli seyahatleri tabii ki sizin hayatınıza getirecektir. Özellikle belki hafta sonu gezileri çok bu Haziran ayı içerisinde çok çoğalabilir. Yıl boyunca uzun mesafeli veya uluslararası bir seyahate de aynı zamanda sizi Jüpiter çıkartabilir. Ama Jüpiter'in 3. evdeyken birçok kısa mesafeli
telafi seyahatleri için sizi mutlaka yapılandıracaktır. Sonuç olarak Haziran ayındaki vurgu sizin 3. evde, yani öğrenme, yazma, satış, iletişim üzerine olacak. Ancak son birkaç hafta Dolunay'ın da eklenmesiyle 4. eve geçecek. Konular aile ve emlak konuları, yani Haziran'ın sonu gibi içerecek. Bu konuları da içerecek. Bu süreçte belki emlak işinde olabilir veya bir eve taşınıyor olabilirsiniz. Mars da yöneticiniz olarak Boğa burcunda olacak tabii o süreç içerisinde. Burada 2. evdeyken size gelir konularında 8 Haziran'dan 20 Temmuz arasında gelirinizi arttırmak için inanılmaz çok fazlasıyla çaba sarf ettirecektir sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar, Haziran 2024 sizler için finansal konulara çok vurgu yapılacağı bir ay olacak. 12 yılın ardından Jüpiter 12 yıl sonra İkizler burcuna, yani sizin gelir evinize girmesiyle önünüzde çok bereketli bir dönem açılıyor artık. Bu etki Haziran 2025'e kadar sürecek sevgili boğalar. Ayın ilk yarısında 3 gezegeninde İkizler burcunda olmasıyla beraber gelir artışı fırsatları da haliyle hayatınızda artacak. 6 Haziran'da İkizler burcuna bir yeni ay meydana gelecek ki yeni ay 4 hafta boyunca zaten finansal konulara daha bir odaklanmanızı sağlayacak. Bu yeni ay sırasında Venüs'ün de İkizler'de olması finansal fırsatların kabınızı çalması anlamına çok net gelebilir zaten. Ancak buradaki Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi harcamalarınız konusunda çok daha dikkatli olmanız gerektiğinde işaret ediyor olacak. Jüpiter'in tabii ki koruyucu etkisi sayesinde bu dönemde yapılan çabaların olumlu sonuçlar doğurması muhtemel ama siz yine de temkinli olun. Haziran'dan itibaren Güneş İkizler Burcu'ndan çıkıp bu sefer Yengeç Burcu'na artık geçecek ki bu geçişle birlikte dikkatiniz gelir elde etmekten ziyade artık öğrenme, satış, müzakere ve kısa mesafeli seyahatlere yöneleceksiniz. Mars'ın 8 Haziran'dan itibaren sizin burcunuza girişiyle birlikte yeni başlangıçlar ve girişimler için cesaretiniz çok artacak sevgili boğalar. Mars bu konularda size zaten enerji ve yüksek motivasyon sağlayacaktır. 20 Haziran Güneş'in Yengeç Burcu'na geçişi öğrenme ve iletişim konularını hayatınızda çok net vurgulayacak. 21 Haziran'da ise Oğlak Burcu'nda bir dolunay olacak. Eğitim ve uzun mesafeli seyahatlerle özellikle ilgili konuları sizlerin hayatında gündeme getirecek. Sonuç olarak Haziran ayı Boğa ve yükselen boğalar için finansal fırsatlarla dolu bir dönem sunuyor. Jüpiter'in desteğiyle gelirinizi arttırma potansiyeliniz gerçekten çok yüksek. Ancak Satürn'ün varlığı finansal yönetimde biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor olacak. Ayın ikinci yarısında dikkatinizin öğrenme ve iletişim gibi başka alanlara kaymasıyla yeni bilgiler edinme ve becerilerinizi geliştirme fırsatları çok net bulacaksınız. Bu ayı hem maddi hem de kişisel gelişim açısından değerlendirmek için çok mükemmel bir zaman. Bu önemli astrolojik değişikliklerin etkilerini daha iyi anlamak ve kişisel planlarınızın nasıl uyum sağlayabileceğini öğrenmek için astroloji okumaları yaparak daha derinlemesine bilgi almak için astrohouses.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Finansal fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için belki de bir finansal danışmanla görüşmek ve gelirinizi arttırmak için stratejik planlar yapmak sizin için çok daha iyi fikirde olabilir. Ayın etkilerini tabi burada maksimize etmek ve Venüs'ün özellikle size sunduğu fırsatları değerlendirmek, burada ilişkilerinizde ve finansal işbirliklerinizde daha açık iletişim kurmaya lütfen özen gösterin sevgili boğalar. Satürn'ün kısıtlayıcı etkisine rağmen Jüpiter'in sizlerin üzerindeki genişleyici ve koruyucu enerjisi sayesinde karşılaşabileceğiniz bu ay içerisindeki zorlukların üstesinden gelmek için gereken destek ve rehberliğe sahip olduğunuzu hiç aklınızdan çıkartmayın. Bu ay aynı zamanda finansal bilginizi de arttırarak ve uzmanlardan da tavsiye alarak uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için çok sağlam temeller atabileceğiniz bir ay aynı zamanda ve Haziran ayı boyunca Jüpiter'in bu genişletici etkisiyle maksimuma çıkarmak için yeni yatırım fırsatlarını lütfen değerlendirin ve mevcut finansal kaynaklarınızı
daha verimli kullanmaya çalışın. Çünkü bu süreç aynı zamanda yeni beceriler edinmeniz ve kişisel gelişim için de mükemmel bir süreç ve fırsatlar sunuyor olacak. Öğrenme ve iletişim becerilerinizi aynı zamanda geliştirerek Mars'ın enerjisine de burada kullanarak yeni girişimlerde çok net bulunabilirsiniz sevgili boğalar. Eğer şöyle bir toparlayacak olursak Haziran 2024 boğa ve yükselen boğa için finansal kişisel gelişim konularında çok yoğun ve fırsatlarla dolu bir dönem olacak. Tabii ki Jüpiter'in bu şanslı etkisini lehinize çevirerek bu dönemi kariyerinizde ve kişisel yaşamınızda çok önemli ilerlemeler yapmak için çok net kullanabilirsiniz. Ve her türlü yeni başlangıç için cesaretinizi lütfen toplayın ve Mars'ın size sağladığı enerjiyle hayallerinizde bir adım daha yaklaşın sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Haziran 2024 sizler için önemli gelişmeler vaat ediyor. Bu dönemde liderlik, görünürlük ve yeni başlangıçlar çok ön plana çıkacak. Güneş ayın büyük bir bölümünde İkizler Burcu'nda kalacak ve bu süre zarfında iletişim gezegeni Merkür'le Venüs de İkizler'de yer alacak. Tabii ki bu durum iletişim ve sosyal ilişkilerde çok aktif bir rol oynamanıza olanak sağlayacak. Özellikle Haziran'ın ilk yarısından itibaren Güneş'in İkizler Burcu'ndaki varlığı sizi daha bir görünür kılacak ve yeni başlangıçlar için gerekli enerjiyi sizler için sağlayacak. Tabii ki Merkür'ün buradaki desteği ifade yeteneğinizde önemli bir artış sağlayacaktır mutlaka aynı zamanda. Yine Venüs'ün konumu sosyal ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda çok olumlu gelişmelere işaret ediyor. Bu dönemde çevrenizdeki etkileşimleriniz daha da bir artacak. Yeni insanlarla tanışma fırsatları bulacaksınız. Ve 6 Haziran'da bir yeni ay gerçekleşecek burcunuzda. 16 derecede olacak bu yeni ay. Ve Venüs'te de aynı zamanda aynı derecede hizalanacak. Bu özellikle sizler için romantik ilişkilerde yeni başlangıçlar için çok uygun bir zamanı işaret ediyor. Ancak Satürn'e kara açısı olacak. Bu da bazı zorluklar ve endişeleri de beraberinde hayatınıza getirebilir. Bu durum birazcık sabırlı olmanız ve ilişkilerdeki zorlukları aşmak için aynı zamanda çaba göstermenizi de gerektirecek bir durum. Ayın ikinci yarısında Merkür, Venüs ve Güneş bu sefer Yengeç Burcu'na geçecek ki bu da sizin gelir elinize denk geliyor zaten. Bu geçiş maddi kazançlarınızı arttırma ve yine finansal başlangıçlar yapma imkanını size çok net sunacaktır bu Haziran ayı içerisinde. Yengeç Burcu'ndaki bu gezegen hareketleri sizleri finansal konularda birazcık daha duygusal, birazcık daha mülklerinizde daha koruyucu olmanızda birazcık destekleyecek. 21-22 Haziran'da Dolunay'ımız var. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu Dolunay ve sizin 8. evinizi etkileyecek. Şimdi bu durum finansal sorumluluklarınız ve ortaklaşa yapılan özellikle mali işlerin ön plana çıkmasına neden olacaktır ki Dolunay'ın aydınlatıcı etkisi finansal anlaşmalar ve müzakereler için çok yeni fırsatları sizlere sunacaktır. 25 Mayıs'ta ise İkizler Burcu'na artık giren Jüpiter Haziran 2025'e kadar sizin burcunuzda kalacak. Bu her 12 yılda bir yaşanan bir olay aslında. Sizin burcunuzda Jüpiter geçiyor ve çok büyük bir iyimserlik ve fırsatlar hayatınıza getirecek. Jüpiter'in varlığı genel anlamda zaten şansınızı bir tık arttıracak ve yeni girişimlerde de bulunmanız için size cesaret verecek. Bu dönemde başlattığınız tüm projeler Jüpiter'in genişletici etkisi sayesinde ileride çok büyük başarılara imza atabilirsiniz diyebilirim. Haziran ayı sizlere sosyal iletişimler, mükemmel zamanlar sunacak sosyal etkileşimler için. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, mevcut ilişkilerinizi daha bir güçlendirebilirsiniz. Bunlar için harika fırsatlarınız olacak zaten. Lütfen belki gelirinizi arttırmak için yeni yollar araştırın. Dolunay finansal durumunuzu gözden geçirmek ve gerekiyorsa yeniden düzenlemek için çok iyi bir zaman sunacak sizin için. Venüs'ün tabii ki Satürn'ün olan biraz zorlu açısı ilişkilerde biraz sabır gerektirebilir bu Haziran ayında. Böyle durumlar yaratabilir. Güçlü ilişkiler bu süreçte daha da güçlenerek çıkacak diyebiliriz sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.
Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar, bu Haziran 2024 için Güneş her zaman dikkatimizi önceliklerimize zaten çekecek ki Güneş bu sefer 20 Haziran'da Yengeç Burcu'na girecek ve önünüzdeki 4 hafta boyunca da sizin burcunuzda kalacak. Güneş Yengeç Burcu'na girdiğinde bu dönemde daha sosyal, daha dışa dönük olma isteğiyle hepimiz ışıldamaya başlarız aslında. Yeni aktiviteler ve yeni projelere başlamak isteriz. Merkür, müzakere, öğrenme ve iletişim gezegeni 17 Haziran'da sizin burcunuza girecek ve yaratıcı, ilişki ve aşk gezegeni Venüs'le 16 Haziran'da Yengeç Burcu'nda beraber olacaklar ki bu da sizin hayatınıza romantizm ve yaratıcılık gibi harika zamanların aslında geldiğini Haziran ayı müjdeliyor. Bu durum sizler için Temmuz'a kadar da devam edecek. Ancak bu gezegenler burcunuzu veya Güneş Burcu'nuzu gerçekten aktive etmeye başlamadan önceki ilk 2 hafta yeni projeler hakkında biraz heyecanlanmaya başlayacaksınız bile. Biraz bekleme modunda olacaksınız. Çünkü bu süre zarfında Güneş, Merkür, Venüs, Jüpiter ve İkizler Burcu'nda olacak. Yani sizin 12. evinizde olacaklar. 12. ev birazcık daha böyle bekleme süresini, olgunlaşma süresini gösterir. Veya sahne arkasındaki çalışma anlamına da gelebilir. Ondan sonra ayın sonuna doğru zaten bir hareketlenme başlayacak. Burada yeni projeleri başlatmadan önce çok fazla çalışma veya hazırlık yapıyor olacaksınız zaten. Ancak bu detayları incelemeden önce bu tür videolardan eğer şayet hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da görmek istiyorsanız beğen ve abone ol düğmelerine lütfen tıklayın. Ayrıca gönderileri herkesten önce almak için bildirim ziline de tıklamayı lütfen unutmayın dedikten sonra Güneş, Merkür ve Venüs İkizler Burcu'nda Yengeç'in 12. evde bulundukları süreç içerisinde birkaç nedenden dolayı oldukça önemli size vurgular yapabilirler. Jüpiter bilgi arar ve genişlemek ve büyümek ve öğrenmek ister ki Jüpiter 12 yıl sonra ilk kez 25 Mayıs'tan itibaren İkizler Burcu'na girecek ve 2025'in ilk haftasına kadar da orada olacak. Şimdi Jüpiter sizin 12. eve girdiğinde bu içe dönüş biraz ruhsal gelişim için çok ideal zamanların geldiğinin habercisidir. Jüpiter çünkü öğrenim, meditasyon veya maddi manevi uygulamalar hakkında bilgi edinmek için size ideal enerjileri sağlamaya başlayacaktır bu Haziran ayı itibarıyla da. Bu süre zarfında Haziran 2025'in başında Yengeç Burcu'na geçmeden önce Jüpiter daha fazla bilgi edinip daha fazla manevi destekle ilerleyeceğiniz zamanlar olacak. Haziran'ın ilk 2 haftasında Güneş, Merkür ve Venüs 12. evde bulunması belki de bu bekleme sürecinde olduğunuzu veya Jüpiter sayesinde daha meraklı ve öğrenmeye istekli olduğunuzda hayatınızın içerisine çok net gösterecek. Merkür bilgi ve iletişim gezegeni 17 Haziran'a kadar 12. evinizde olacak. Bu da eğitim için zaten yine çok destekleyici bir etki. Venüs yaratıcı, sosyal ve yaratıcı gezegen İkizler Burcu'nda yine 12. evde dolaşırken daha düşük böyle profili, daha sosyal olabileceğiniz zamanlar olacaktır. Ancak Venüs 16 Haziran'da sizin burcunuza geçince bu tamamen değişecek. Bu sosyal, yaratıcı ve geçmişteki bu gergin ilişkileri düzeltmek için çok önemli bir enerji sağlayacak sizin hayatınızda. Ve Merkür de 17 Haziran'da tekrardan sizin burcunuzda geçecek. Bu da sizin için çok daha fazla sohbet, çok daha fikir alışverişine bulunmanıza sizi teşvik edecek. Ve Güneş de Yengeç Burcu'na girerken burada yeni projeler, yeni başlangıçlar üzerine odaklanmaya başlayacaksınız ki 16 Haziran'da 16 derecede İkizler Burcu'nda bu sefer yeni bir ay olacak ve Venüs de bu yeni ayda aynı derecede İkizler Burcu'nda olacak ki bu tüm Venüs konularına zaten çok büyük bir vurgu yapacak. Ancak Venüs Satürn tarafından biraz zorlanacak bu sefer. Yeni ay Venüs'ün tabii ki 12 ve yeni ay ve Venüs'ün 12. evde olması ilişkilerinizde bir şeylerin ters gittiğini endişe edebileceğinizi aslında gösterir. İlişkinizdeki sorumluluklar almanız veya gerçekten derin bir seviyede çalışmaya başlamanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Haziran'ın ilk yarısına kadar bu kararları alabilir ve ayın ikinci yarısında Güneş, Merkür ve Venüs sizin burcunuzun geçmesiyle birlikte yeni bir başlangıçlar artık yapmaya başlayacaksınız ki 21 Haziran'daki Dolunay 20-22 Haziran arasında
her ay olduğu gibi sizin hayatınızda da gizli konuları açığa çıkaracak. Bu dolunay Yengeç Burcu'nun karşısında 7. evinizde yer alacak. Bu da demektir ki ilişkilerde karşılıklı etkileşim ve müzakere anlamına zaten geleceği çok net. İlk 2 hafta bir ilişkide kendinizi böyle sıkışmış hissedebilir veya profesyonel olarak belki de yalnız, izole kalmış ya da sıkılmış olabilirsiniz. Ancak Haziran'ın 3. haftasından itibaren özellikle 21 Haziran'daki bu dolunayla beraber hayatınız hareketlenmeye başlayacak. Daha kendinizi daha sosyal, daha aktif hale gelerek, yeni insanlarla tanışarak, eğer bir ilişki içindeyseniz Haziran'ın özellikle ilk 2 haftasında iletişim eksikliği hissetmenize rağmen bunda da endişe duyabilirsiniz ama ancak dolunayla birlikte ilişki meselelerini artık sağlıklı bir şekilde tartışabilir ve çözüm ararcasına gerçekten güzel süreçlere doğru ilerleyeceksiniz. Mars 1 Mayıs'tan beri sizin 10. evinizdeydi ve 8 Haziran'a kadar da zaten burada kalacak. Bu her 2 yılda bir zaten büyük bir hırs getirir gittiği yere, projelere başlama enerjisi getirir. 8 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar da Mars bu sefer Boğa Burcu'na geçecek ve bu da yengeçler için çok önemli bir toprak ve su enerjisi sağlayacak. 11. evinizde sosyal ağlar, arkadaşlarla zaman geçirme ve aynı zamanda işbirlikleri yapmak için çok fazlasıyla aktive olacağınız zamanlar demektir. Haziran ayının başı gayet yavaş, endişeli veya sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak ayın ortasından itibaren özellikle dolunayla birlikte yengeç kabuğundan çıkmaya başlayacak. İş, ilişkiler ve sosyal aktiviteler için artık harika bir dönem başlayacak sizin için. Eski sorunları çözmek, yeni insanlarla tanışmak ve daha sosyal olmak için Haziran ayının sonu oldukça olumlu geçecek sevgili yengeçler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız için mutlaka AstroHouse web sitemizi ziyaret edin ve gelecek aya kadar güvenle ve sağlıkta kalın. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar, Haziran 2024 için ayın ilk yarısı böyle uzun vadeli planlar yapma, hedeflerinize ulaşma arzusuyla çok dolup taşacaksınız. Ayın ikinci yarısı ise bu önemli yeni hedeflere ulaşmak için projeler geliştirme ve inşa etme zamanı diyebiliriz. Mars 8 Haziran'dan 20 Temmuz arasında kariyer sektörünüzde, yani 10. evinize geçecek. Bu da size büyük fikirler, büyük projeler üretiyor olabilmenizi sağlayacak. Belki başkalarıyla işbirliği de yapıyor olacaksınız. Haziran'ın ilk 2 haftası özellikle çok hareketli geçecek sizler için ve artıdan projeleri böyle inşa etme ve geliştirme zamanı da zaten gelmiş olacak. Şimdi tüm bunları daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasını hazırlamaktan eğer hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da eğer buralarda, bu mecrada görmek istiyorsanız lütfen beğen ve abone ol butonuna tıklayın. Ayrıca en son gönderileri herkesten önce haberdar olmak için de bildirim zilinizi lütfen tıklamayı unutmayın dedikten sonra, Güneş her yıl Mayıs'ın sonuna ve 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda zaten olur. Güneş'in olduğu yerde hep önceliklerimiz ve dikkatimiz bizim oraya, o alana odaklanır. İkizler Burcu, Aslan Burcu'nun 12. ev alanını temsil eder. Bu da sizin hayalleriniz, hedefleriniz ve arzularınızla ilgilidir. Ve aynı zamanda sosyal olarak arkadaşlıklar, takım çalışmalarıyla da ilgilidir. Merkür, müzakere, iletişim ve öğrenme gezegeni, Jüpiter İkizler Burcu'nda olduğunda gerçekten güçlüdür. Çünkü İkizler Burcu Merkür tarafından yönetilir. Bu da ilk 2 hafta boyunca demektir ki çok fazla yazışma, ağ kurma ve sosyalleşme anlamına da zaten gelecek demektir. Yani Haziran'ın ilk 2 haftası sizler için inanılmaz yoğun geçecek. Jüpiter 12 yılda bir İkizler Burcu'na zaten giriyor. Bu sefer Mayıs sonunda da sizin 12. ev alanınıza girmiş bulunacak ve Jüpiter yaklaşık 1 yıl boyunca 2025'in ilk haftasına kadar burada size fırsatlar ve şanslar sunmaya, bu evin ile ilgili temaları önünüze getirecek ve sunacak. Uzun vadeli planlarınız ve hedefleriniz konusunda
oldukça iyimser olacaksınız zaten. Büyük fırsatları gerçekten hayatınıza çekebileceksiniz sevgili aslanlar. 11. ev takım çalışması ve işbirliğiyle de ilgilidir aynı zamanda. Bu nedenle de Jüpiter burada işbirliklerinden yapılan birçok başarılı işe de imza atacak. Merkür 16 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçecek ve Venüs de yine 16 Haziran'da bu sefer Yengeç Burcu'na geçecek ve Temmuz'un ilk haftasına kadar da orada kalacak. Güneş 20 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar zaten Yengeç Burcu'nda olacak aynı zamanda. Bu süre zarfında işbirliği, ağ kurma, uzun vadeli planlar konusunda inanılmaz destekleyici bir defa enerjiler alacaksınız sevgili aslanlar. Haziran'ın son iki haftası bu projeleri geliştirme, inşa etme zamanı olacak sizler için. Çünkü tüm bunlara bir de Mars eklenecek. Bu büyük fikirlerinizi gerçekleştirmek için çok aslında çalışmanız gereken bir dönemi işaret ediyor olacak. 6 Haziran'da 16 derecede İkizler Burcu'nda bir bu Haziran ayı içinde bir yeni ay olacak. Burada Venüs de aynı zamanda aynı derecede İkizler Burcu'nda aynı şekilde hizalanacak. Ve burada hayatımız içerisinde çok büyük bir vurgu yapacak. Aynı zamanda da yine Venüs Satürn tarafından da birazcık zorlanarak bir kare açı alacak. Satürn finansal sorumluluklar evinde olduğundan bu finansal konularda hayatınızda bu yeni aile beraber biraz endişeler getirebilir. Venüs ilişkiler ve finans gezegenidir çünkü. İlk iki hafta Venüs İkizler Burcu'nda 11. evde bulunmasıyla birlikte sosyal ilişkilerle ilgili Satürn'ün zorlamasıyla tabii ki bir arkadaşlık konusuyla ilgili sınanabilirsiniz. Ya da bir arkadaşın aslında çok da güvenilir olmadığını size fark ettirecektir. 21 Haziran'daki Oğlak Burcu'ndaki Dolunay iş ve sağlık evinizde sizin yer alacak. Dolunay size iş teklifleri veya yeni projelerle ilgili fırsatları artık gün yüzüne çıkartabilir. Ayın ikinci yarısında tüm fırsatları değerlendirmek için çok çalışmanız gerekecek sevgili aslanlar. Bir gelecek aya kadar güvende ve sağlıklı kalmanız dileğiyle tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar, bu Haziran ayının ana temaları sizler için kariyer genişlemesi, terfi, liderlik ve kendi işinizi kurma üzerine olacak. Ayrıca iş arkadaşlarıyla işbirliği yaparak ve takım çalışmalarıyla hedeflerinize ulaşma konusunda da çok büyük vurgular var. Haziran ayında kariyerinizde çok büyük bir itiş gücü hissedeceksiniz kendinizde. Bu durum geçen ay bahsettiğimiz Jüpiter'in kariyer evinize, yani artık 10. evinize geçmesi ve İkizler Burcu'nda olması Haziran 2024'ün bu ilk haftasında, 2025'in ilk haftasına kadar da orada kalması size büyük bir şans ve fırsat kapılarını kariyer alanında açacak ve bu şansları da getirmeye devam edecek anlamında. Ayın ikinci yarısında 11. evde hayatınızın içerisinde çok vurgu olacak. 11. ev takım çalışmaları, işbirlikleri ve uzun vadeli hedefler ve hayallerle ilgilidir. Hırslı ve kararlı olan gezegen Mars gezegeni Haziran ayında bu sefer 9. evinize girecek ve Temmuz'a kadar da orada kalacak. Bu da size pazarlama, iş seyahatleri, yurt dışı seyahatleri ve profesyonel eğitim alarak hedeflerinize belki de ulaşmak için çok büyük bir güç size sağlayacaktır. Tüm bunları böyle daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasını hazırlamaktan eğer hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da bu YouTube sayfamda görmek istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna lütfen tıklayın. Ayrıca en son gönderileri herkesten önce haberdar olmak için de bildirim ziline tıklamayı unutmayın dedikten sonra Jüpiter artık her yılda 12 yılda bir aslında sizin kariyer evinize geçer ve şimdi yine orada. Bu da size koruma, terfi, bu alanda büyüme getirecek dedik 2025'e kadar. Şimdi Güneş de İkizler Burcu'nda olacak. Bu da sizin daha ziyade kariyere odaklanmanızı sağlayacak ve Merkür sizin burcunuzu yönettiği için de aynı zamanda
Burada müzakere ve yetenekleri de bilinen bir gezegen olduğu için Merkür de Haziran'ın ilk iki haftasında İkizler Burcu'nda olacak. Bu da iş projeleri hakkında çok fazla planlama ve tartışma hayatınıza gelecek anlamına gelir. Venüs burada size Mayıs'ın son haftasından Haziran'ın ilk iki haftasına kadar o da sizin 10. evinizde olacak. Bu da size yaratıcı projeler için çok elverişli süreçler ve zamanlar sağlayacak. Çünkü Venüs işbirliğiyle hayatınıza çok güzel değerler getirecektir. Güzel bir süreç sizler için bu Haziran ayı diyebilirim. Güneş 20 Haziran'da da dediğim gibi İkizler Burcu'ndan artık çıkarak bu sefer Yengeç Burcu'na geçecek. Ve 4 hafta boyunca da burada dikkatinizi 11. ev konularına alacak ve oraya çekecek. 11. ev konuları takım çalışması ve bu takım çalışmalarında ağ kurma, işbirliği ve uzun vadeli hedefler aynı zamanda hayallerle de ilgilidir. Merkür de bu sefer 17 Haziran'da 11. evinize geçecek. Tabii ki sizin yeni yönetici gezegeniniz bu alana geçmesiyle beraber burada çok daha fazla bir ağ kurma, daha fazla sözleşmeler, daha fazla anlaşmalar, kariyer alanından daha fazla gelirler anlamında ki çünkü Venüs de 11. eve geçecek ve burada artık bir gerçekten bir takım çalışmasıyla destek almanızı sağlayarak kariyer alanındaki gelirlerin artmasını da sağlayacak. 6 Haziran'da 10. evinizde İkizler Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Bu da yine kariyerle ilgili konularda büyük bir vurgu yapacaktır. Yeni ayda Venüs de aynı derecede olacak. Bu uyum ve işbirliği getirecek hayatınıza. Ancak Venüs Satürn tarafından bu yeni ayda birazcık zorlanacak ve kariyerle ilgili bazı gecikmeler olacak. Ve bu gecikmelerden kaynaklanan endişeler hayatınıza getirecek. Bu endişeler ilişkilerle ilgili kritik kararlarda dikkatli olmanızı gerektirebilir. 21 Haziran'da bu sefer bir dolunayımız olacak Oğlak Burcu'nda. Bu da sizin iş ve sağlık evinizde yer alacak. Dolunay iş teklifleri veya yeni projelerle ilgili fırsatları size ayağınıza getirecek. Ayın 3 haftasında dinlenmeye çok ihtiyaç duyduğunuzun artık farkına varacaksınız zaten. Dolunay eğlence, tatiller, romantizmle ilgili konulara bir vurgu yapacak. Bu da kariyer konularıyla biraz dengelenmiş olacak zaten. Mars 8 Haziran'dan 20 Temmuz arasında sizin 9. evinizde olacak. Bu da hayatınızda pazarlama, tanıtım ve profesyonel eğitimle ilgili büyük bir güç ve hareket anlamına gelir. Aynı zamanda uzun mesafeli seyahatler ve tatil planları için de çok elverişli olabilir zaten sizin için. Umarım bu Haziran ayı sizin için çok verimli ve başarılı geçer. Tekrar bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar, Haziran ayında İkizler Burcu'nda çok büyük bir stelyum var. Bu terazi için çok büyük bir anlam taşıyor. İkizler hava elementi olarak teraziyle zaten çok uyumlu çalışır. Bu yüzden 9. evde çok büyük bir vurgu var. 9. ev konuları uzun mesafeli seyahatler, yüksek öğrenim konuları, yayıncılık, pazarlama, hukuksal konular, adalet sistemi gibi konular hepsini kapsar. Eğer hukuki meselelerle özellikle durumunuz varsa bu dönem sizin için çok olumlu enerjiler taşıyor demektir. Özellikle tabii ki Jüpiter'in de etkisi bu alanda çok büyük. Çünkü Jüpiter Mayıs ayının sonunda İkizler Burcu'na artık geçti. Ve burada bir yıl boyunca Haziran 2025'in ilk haftasına kadar da burada kalacak. Jüpiter tabi bulunduğu yere çok refah ve genişleme getirir. Bu dönem uzun seyahatler yapmak veya belki de ilk kez yurt dışına çıkmak için de sizin için çok mükemmel bir zaman olabilir. Ayrıca uluslararası seyahat, diploma almak, yayıncılık ve benzeri konular için de çok uygun. Ayın ikinci yarısında ikizlerde Güneş, Merkür ve Venüs bu sefer Yengeç Burcu'na geçecekler Haziran ayının sonuna doğru. Bu da size kariyer, sosyal itibar ve liderlik konularında çok çok vurgu yapacak hayatınızda demektir. Şimdi tüm bunları daha da ayrıntılı incelemeden önce benimle astrolojik yol haritasını hazırlamaktan eğer gerçekten hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da burada görmek istiyorsanız lütfen beğen ve abone ol butonuna tıklayın. Ayrıca en son gönderileri herkesten önce haberdar olmak için bildirim ziline de tıklamayı unutmayın dedikten sonra her Haziran'ın ilk 3 haftasında hatta Mayıs ayının sonundan itibaren
Güneş İkizler Burcu'nda hareket etmeye başlar. Bu da sizin 9. ev konularını hayatınıza, gündeminize getirir ve buradaki konuları aydınlatır. Merkür bilgi ve iletişim ve merak gezegeni, merak şeyini uyandıran, duygusunu uyandıran bir gezegendir bizde ve Haziran'ın ilk 2 haftasında İkizler Burcu'nda o da olacak. Merakımız birazcık daha artacak. Merkür bu burçta özellikle elverişli, güçlü ve kendine güvenilir Venüs'le işbirliği içinde olacak. Bu da hayatınıza sevgi, uyum ve yaratıcılık getirecektir. Çünkü Venüs aynı zamanda da finans gezegenidir. Venüs Mayıs'ın son haftasından özellikle Haziran'ın ilk 2 haftasına kadar 9. evinizde olacak. Bu da size daha fazla böyle finans konularında değer ve koruma getirecektir. Venüs 9. evdeyken birçok kişi aslında uzun mesafeli bir tatile çıkmayı, gezmeyi tercih edebilir. Venüs aynı zamanda eğitim yoluyla zihinsel olarak genişlemeyi de simgeler. Seyahat ederken, okulda veya bir otelde çalışmasına katılırken, belki sosyal veya romantik olarak birisiyle de tanışmanız bu dönemde çok mümkün. Bunu da burada ek bonus bilgi olarak söyleyeyim. Haziran ayında ve ortasında, Haziran'ın ortasında Merkür kariyerle ilgili 10. evinize bu sefer geçecek. Bu iş konusunda biraz sizi daha uyanık olmanızı sağlayacak. Çünkü Merkür müzakerecidir. Venüs de Haziran ortasında tekrar 10. evinize geçecek. Bu da yaratıcı beraberlik, sizin başka bir kariyere ilgi duymanıza veya iş ortamında kendinizi daha rahat hissetmenize neden olacak. Güneş 20 Haziran'da artık Yengeç Burcu'na geçecek. Kariyerle ilgili 10. evinize o da yerleşecek. Bu da yaşam alanınızı 4 hafta boyunca aydınlatacak demektir. Nereleri aydınlatacak? Aile konuları gündemde olacak demektir. Şimdi bu ay 6 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay olacak. Bu yeni ay İkizler Burcu'nun 16 derecesine gerçekleşecek ve Venüs'le de aynı derecede hizalanacak. Ancak Satürn Balık Burcu'nda Venüs'e sert bir kare açı yapacak. Bu da size eğitimle ilgili olabilir. Belki daha evvel bir hukuksal süreçlerinizle ilgili olabilir. Haritanızın tabii ki verilerine göre bu değişkenlik gösterebilir. 9. ev aynı zamanda yayıncılık, pazarlamayla da ilgili konulardır. Buradaki bu Satürn'ün etkileşimi size birazcık daha stresli ve endişeli zamanlar geçirebileceğinizi göstermekte. Tabii ki 21 Haziran'da Haziran'ın son günlerine doğru bu sefer Oğlak Burcu'nda da bir dolunayımız olacak. Ve bu ev sizin aile konularına bu sefer Oğlak Burcu'ndaki konu sizin aile konularınız olacak. Ancak dolunay kariyerle ilgili 10. evdeki Merkür ve Venüs'te de bir karşıt açı yapacak. Bu müzakere ve uzlaşma gerektiren birçok aslında hayatınızda tartışmayı da tetikleyebilir. Mars'ta 8 Haziran'da 8. evinizde bu sefer geçecek. Bu da finansal müzakerelerle ilgili hırsınızı bir kat daha arttıracaktır sizlerin. Haziran ayının ilk yarısındaki gezegenler İkizler Burcu'nda ve 9. evinizde olacak. Ancak Jüpiter bir yıl boyunca 9. evinizde kalacak ve 9. ev konularıyla ilgili size refah, şans ve büyüme bu alanda getirecek. Ve tekrar altını çiziyorum. 9. ev konuları çok geniştir. 9. ev yayıncılık, pazarlama, yüksek eğitim veyahut okula geri dönmekle ilgili ve Venüs de tabii ki burada olacağı için aynı zamanda aşk ve ilişkileri de birazcık hareketlendirecektir. Ama dediğim gibi 6 Haziran'daki bu yeni ay ve Venüs'ün Satürn'den alacağı zor açı yapmasıyla ilişkiler bağlamında birazcık ay içerisinde bir takım zorluklar getirebilir. Ama Jüpiter'in bu 9. evde olması ve Jüpiter'in 9. evde kendi evinde bulunması size yasal durumlarda kendinize çok pozitif ve şanslı hissettirebilirsiniz. Yasal bir davanız varsa bunu kazanabilirsiniz. İlk kez sizi hayatınızda yurt dışına çıkma imkanını sağlayabilir. Birçok şeylerde bu konular üzerinde çok fazlasıyla genişleme ve fırsatları size ayağınıza getirecektir. Tekrar bir başka videoda görüşmek. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu ayın iki büyük teması sizler için finans ve hukuki meseleler olacak. Ortak girişimler, krediler, vergiler, finansal hediyeler ve hatta nadir de olsa belki piyango kazanımları gibi konular gündeminize gelebilir. Mayıs ayının sonunda İkizler Burcu'na geçen bir Jüpiter'imiz var ve Haziran'ın 2025'in İlk Haziran'ın ilk haftasına kadar da
burada kalacak. Size şanslı ve genişletici Jüpiter etkisiyle finansal hediyeler, miraslar size bu süreçte getirmeye devam edecek. 8. ev konuları miraslar, finansal hediyelerle ilgilidir ve Jüpiter de burada refah ve bolluk getiren bir gezegen. Ayrıca bu ay haritanızda tetiklenen diğer bir sektörde hukuki meseleler olacak, yüksek öğrenim olacak, pazarlama olacak ve öğrenim konuları olacaktır. Her Haziran ayında Güneş İkizler Burcu'nda olur ve bu da Mayıs'ın aslında son haftasından böyle Haziran'ın ilk 3 haftasına kadar sürer. Güneşin parladığı yer hep her zaman bizim önceliklerimiz ve dikkatimizin çekildiği yerdir aslında. İkizler Akrep'in 8. evi olduğundan 8. ev konuları bir defa sizin gündeminizde olacaktır. Maalesef bu konuları da, bu evin konuları da biraz oldukça karmaşıktır. Zira zenginlik, güç, cinsellik, dönüşüm, okült gibi konuların aslında 8. ev tamamını kapsar. Şimdi Merkür Haziran'ın ilk 2 haftasında da bu da İkizler Burcu'nda olacak. Bu da merak ettiğiniz, düşündüğünüz ve özellikle ilgilendiğiniz tüm konuları temsil edecek. Venüs ise değer verdiğiniz ve takdir ettiğiniz şeylerle ilgilidir ki bu da Haziran'ın ilk 2 haftasında, o da 8. evinizde olacak. Zaten Jüpiter orada 8. evde olacak. Bu evde size çeşitli fırsatlar sizlere gelecek demektir. 8. evin büyük temalarından birisi de finansal sözleşmelerin, müzakerelerin, iş ortaklıkları kurmanın, hibe almanın, kredi ve yatırımcı arayışı gibi konulara aydınlık ve refah ve ferah getirmesi olacaktır. Güneş bu alanları aydınlatırken Merkür müzakereleri, Venüs ise uyumu ve uzlaşmayı getirecektir hayatınıza ve Jüpiter ise keza zaten şans ve refah getirmeye bu alanda Haziran'dan itibaren başlayacak zaten ki Haziran ortasında bir de buna Merkür eklenecek ki burada Akrep Burcu'nda inanılmaz bir 8. ev vurgusu yaşayacağız. Şimdi daha sonra tüm bu gezegenler Yengeç Burcu'na geçecek. Bu gezegenler Haziran ortasından Temmuz'un ilk kısmına kadar da burada kalacak. Güneş 20 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar artık Yengeç Burcu'nda olacak ve buraya dikkatinizi çekmeye devam edecek. Yengeç Burcu sizin 9. ev meselelerine odaklayacak. Bu sefer de 9. ev, yani uzun mesafeli seyahatler, yüksek öğrenim, pazarlama, yayıncılık gibi konular, bu sefer bu temalar sizin gündeminize gelecek demektir. Şimdi 8. evdeki bu güçlü etki Haziran ayının ilk zamanlarında ve Jüpiter'in de tabii ki burada burayı genişletip daha büyümesiyle iş ortaklıkları ve finansal müzakereler gibi konuların daha da önemini arttıracak gibi. 9. evin tabii ki Haziran sonunda gibi devreye girmesiyle belki bir yayın sözleşmesi, belki ortak gelişmelerle ilgili müzakere etmek veya online bir iş kurmak gibi konularda gündeminize gelebilir sevgili akrepler. Ayrıca yüksek öğrenimle ilgili meseleler çok ön plana çıkabilir bu Haziran ayında. Çünkü Mars da Haziran'ın 8'ine kadar Koç burcunda olacak ve bu dönem iş konularında çok yoğun bir dönem yaşatacak. Ancak Mars 8 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar da bu sefer Boğa burcuna geçecek ki bu da sizin kişisel veya profesyonel ilişkilerde daha fazla etkileşim, daha fazla tutku ve işbirliği arzunuzu daha da tırmandıracaktır. Ancak Mars tartışmalara da yol açabilir. Sonuçta burası sizin geçeceği yer. Boğa 7. evinizin alanı. Şimdi bu Haziran ayında 6 Haziran'da ikizlerde bir yeni ay olacak. Sizin 8. ev meselelerinize odaklanmanızı sağlayacak. Bu yeni ay 16 derecede ikizler burcunda olacak. Venüs de aynı hizada olacak. Fakat 19 derecede balıkta bulunan Satürn'le bir kare açı yapacak. Bu da sizin finansal müzakerelerde biraz daha yavaşlamanız gerektiğini, para konusunda birazcık daha endişelere sebebiyet verebilir. 21 Haziran'da ancak Oğlak Burcu'ndaki meydana gelecek Dolunay 3. evinizde gerçekleşecek. Bu da satış, müzakereler ve görüşmeler ve fikir alışverişi gibi konularda duygusal tepkiler hayatınıza getirebilir. Bu Dolunay Merkür ve Venüs ile bir karşıt açı yapacak. Bu da eğitim, pazarlama ve öğrenme gibi konuları da hayatınızda mutlaka getirecektir. Tabii ki Mars'ın 7. evde olması sevgili akrepler ve yeni ayında 8. evde olması sizin ilişkilerle ilgili bazı sırların açığa çıkmasına ve ilişkilerinizin test edilmesine neden olabilir.
Mars ilişkilerde tartışmaları arttırabilir, ancak aynı zamanda sorunları çözmek ve hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak için de size birçok fırsatları da sunacaktır. Burada ilişki konusunda biraz sınanmalar var gibi sevgili akrepler. Fakat Jüpiter'in 8. evde olması finansal kazanımlar hayatınıza dediğim gibi getirebilir. Burada birazcık daha bu dönemde finansal olarak daha şanslı olabileceğiniz bir döneme adım atıyor olabilirsiniz. Ama ilişkileriniz bu Haziran ayında Mars'ın da tabii 7. evinize geçmesiyle beraber gerçekten birazcık testlere hazır olun demek istiyorum. Tabii ki burada benimle astroloji yol haritası hazırlamaktan eğer hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da burada görmek istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna lütfen tıklayın. Ayrıca son gönderilerden herkesten önce haberdar olmak için de bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Gelecek ay görüşmek üzere. Güven ve sağlıkta kalın. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili Yay burcu ve yükselen yaylar, bu ayın ana temalarından biri sizler için evlilik, ortaklıklar, sözleşmeler, müzakereler veya müşteri tabanınızı genişletmeye odaklanmak olacak. Bu değişikliklerin temel nedeni yayın yöneticisi olan Jüpiter'in Mayıs ayının son haftasından itibaren İkizler Burcu'na sizin 7. evinize geçmesi ve Haziran'ın 2025'in başına kadar da burada kalması. Jüpiter genişleme ve refah simgeler astrolojide yani İkizler Burcu'na girdiğinde yayın tam karşıt burcu olduğu için 7. ev evlilik, ortaklıklar ve sözleşmelerle ilgili birçok fırsatı size getirecek demektir. Ayrıca Jüpiter'in serbest bırakma enerjisi de vardır. Eğer zorlayıcı bir ortaklık içindeyseniz bu ay sizi bu yükümlülükten de kurtarabilir. Bir diğer büyük tema ise ortak girişimlerdir. Şimdi Merkür, Venüs ve Güneş de bu arada sizin 8. evinize geçecek. 8. ev ortak değerler, girişimler, finansal yükümlülüklerin aslında tamamını kapsıyor. Her yıl Mayıs ayının sonunda ve Haziran'ın ilk 3 haftasında Güneş İkizler Burcu'nda olur ve Yay Burcu'nun tam karşısında yer alır. Güneşin parladığı yer her zaman için bizim dikkatimizin en çok yoğunlaştığı yerdir ve her Haziran ayında ilişkilerin dışında sizi etkileyen başka temalar da olabilir. Çünkü doğum haritanızda diğer gezegenlerin güçlü bir vurgusu da bulunabilir. Ancak genel olarak bu Haziran'ın ilk 3 haftasında Güneş'in ışığı sizi ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik ve müzakereler konusunda ortak tutacaktır. Merkür bu Haziran ayında o da İkizler Burcu'nda 7. evinizde olacak ve burası da Merkür tarafından yönetildiği için bu ay iş zekası ve fikirlerinizi ifade etme konusunda inanılmaz güçlü olacaksınız demektir. Merkür Haziran'ın ilk 2 haftasında İkizler Burcu'nda olacak ve bu da ortaklıklarla ilgili birçok aslında tartışma ve müzakere anlamına gelir. Venüs de bu sefer sevgi ve uzlaşma ve barış gezegeni ve uyum gezegeni olarak Mayıs ayının son haftasından itibaren sizin ilk 2 haftasına kadar İkizler Burcu'nda 7. evinizde olacak. Burada ilişkilerdeki gerilimleri, Merkür'ün yaratmış olduğu bu gerilimlere Venüs de buraya geçerek burayı yatıştırabilir ve sevgi enerjisiyle de işbirliğini buradaki arttırabilir. Bu süreçte ayrıca Venüs inanılmaz bir çekim gücüne sahiptir. Bu yüzden aşık da olabilirsiniz. Bekar yaylar için söylüyorum. Uzun süreli bir ilişkideki sorunları da çözebilirsiniz. Jüpiter tabii ki sizin yöneticiniz olarak önünüzdeki 12 ay boyunca İkizler Burcu'nda sizin 7. evinizde olacaktır. Jüpiter daima bir takım bilgi arayışı içindedir aslında. Öğrenmek, seyahat etmek, ufuklarını genişletmek ister. Felsefi bir enerjidir. Bu da ilişkilerde doğrudan bağlantılı olmasa da 7. evde bulunduğu için aynı zamanda bekar yaylar için evlilik veya birlikte belki evli olanlar için bir ev alma gibi durumları da hayatınızda tetikleyebilir. Jüpiter aynı zamanda adaleti ve yasal sistemi de temsil eder. Bu yüzden 7. evdeyken evlilik olasılığı evet artar bekar yaylar. Evlenebilir bu senede çünkü Jüpiter ikizler sürecinde Güneş 20 Haziran'da ikizler burcundan çıkarak bu sefer Yengeç Burcu'na geçecektir. Yengeç Burcu da Yay Burcu'nun 8. evi olduğu için bu ev finansal yükümlülükler, vergiler, krediler ve ortak girişimlerle ilgilidir. Yani Haziran'ın son haftasına doğru
konunuz birazcık buralara doğru kayabilir. Merkür ve Venüs de Haziran ortasından Temmuz başına kadar bu sefer 8. evinize geçecek. Finansal müzakerelerde daha fazlasıyla şans ve koruma sağlayacaktır. 8. ev aynı zamanda cinselliği de temsil eder. Bu yüzden Venüs'ün de burada bulunduğun zaman karşı cinse karşı daha güçlü bir yakınlık arzusu da ortaya çıkabilir. Haziran ayının başında 6 Haziran'da bir yeni ay 16 derecede ve sizin 7. evinizde gerçekleşecek ve ilişkiler üzerinde çok büyük bir vurgu yapacak. Yeni ay sırasında Venüs de 16 derecede İkizler Burcu'nda olacak. Bu da sevgi, uyum ve yani yaratıcılık konusunda gerçekten testlere tabi olacağınızı gösteriyor. Çünkü Satürn'e sert bir açı yapacak. Bu da ilişkilerde çok fazlasıyla test edici durumlar, hatta para konusunda bazı tartışmalara da neden olabilir. Onun için buralara lütfen dikkat ediyorum. Mars bizim hareket enerjimizi belirleyen gezegen Haziran'ın ikinci haftasından sonra sizin 6. evinizde olacak. Boğa burcuna geçecek ve 21 Haziran'da Oğlak burcunda bu sefer bir dolunay gerçekleşecek. 2. evinizde bu da sizin maddi konularla ilgili, kendi yaratımlarınızla ilgili bir takım şeylerde aydınlanma yapıp 2-8 aksını daha bir harekette geçirecek. Bu gibi konularda gerçekten önemli kararlar almanıza yol açacak. Tabii ki Mars'ın 6. evde olması, tabii ki yine 7. evinizdeki bir yeni ayın gerçekleşmesi sizi birazcık daha hareketli bir süreçlere, partnerinizle eğer şayet bir şeyler saklıyorsanız bu dönemde daha birazcık ortaya çıkmaya ve ilişkileri test etmeye devam edebilir. Tabii ki aynı zamanda 8. ev konusu da çok gündemde olacak ki bu evde dönüşüm ve miraslarla ilgili bir evdir. Tabii ki Jüpiter'in burada 7. evinizde olması eşin gelirleri veya eşin daha fazla vergi borçları veya miras konularıyla ilgili bir takım şeylerin daha fazlasıyla gündemde olacağına delalet getirir. Gelecek ay görüşmek üzere sevgili yaylar, güvenle ve sağlıkla kalın. Ama Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar bu ayın iki teması var sizler için. Kişisel gelişim ve ilişkiler, iş, yeni bir işe başlamaya, yeni beceriler öğrenme, yeni işinizi kurma, sağlık gibi konular bu ayın en güçlü temaları olacak sizler için. Diğer büyük tema ise kişisel ve profesyonel ilişkilerle ilgili olacak. Mayıs sonunda Haziran'ın ilk 3 haftasına kadar Güneş sizin İkizler Burcu'nda olacak. İkizler Oğlak Burcu'nun aslında 6. evine yer alır. Bu da iş ve sağlık, gönüllülük konularını da aslında kapsar. Bu dönemde Merkür de 6. evinizde olacak. İlginizi aslında bu konulara yönlendirecek. Venüs uyum ve keyif getiren gezegen ilk 2 hafta boyunca yine sizin 6. evinizi hareketlendirecek ve işle ilgili size gerçekten güzellikler ve gelirler getirmeye devam edecek. Ayrıca Jüpiter'in de Mayıs sonuna kadar İkizler Burcu'na girmesiyle beraber 1 yıl boyunca burada Jüpiter size bolluk ve fırsat ve büyüme enerjilerini sağlayacak. Bu nedenle iş projeleri hayatınıza çekebilir, harika bir yeniden bir iş bulabilir veya kendi işinizi daha fazla da genişletebilirsiniz. 6. ev aynı zamanda sağlık konularını da yani kapsar. Eğer kronik bir sağlığınız varsa, sağlık konusunda endişeleriniz varsa çok iyi bir doktor bulmanızı bile sağlayabilir. Haziran ortasında Güneş İkizler Burcu'nda, Yengeç Burcu'nda olacak ve Yengeç Oğlak Burcu'nun tabii ki tam karşıt burcudur ve her yıl Haziran sonundan Temmuz'un ilk 3 haftasına kadar da dikkatinizi ortaklıklara, evliliklere ve sözleşmelere çekecek. Merkür de Haziran ortasında Yengeç Burcu'na geçecek bu sefer. İlişkiler üzerinde düşünceleriniz gerçekten artacak. Venüs de 16 Haziran'dan itibaren Yengeç Burcu'yla geçmesiyle beraber 7. evinizde aşk ve uyum getirecek hayatınıza. Eğer bekarsanız yeni bir partner bu dönemde bulunabilir veya mevcut ilişkinizde daha fazla bir uyum ve yakınlık sağlayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Haziran başında Mars bu sefer Boğa burcuna geçecek artık ve Temmuz ortasına kadar da burada kalacak. Mars şimdi bizim motivasyon ve hayatımıza tutku getirir. Boğa burcu Oğlak burcuyla çok uyumludur çünkü ikisi de bir toprak elementine ait burçlardır. Mars sizin 5. evinizde olmasıyla beraber
hayatınıza spor ve daha aktivitelerde artış getirebilir. Eğer evliyseniz ve çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili faaliyetler ve romantizmde de bir artış anlamına gelebilir. Bu süreçte yeni bir ilişkiye başlayabilir veya mevcut ilişkinizde tutkunuzun tavan olduğunu hissedebilirsiniz. 6 Haziran'da bir yeni ay gerçekleşecek. 16 derecede olacak bu yeni ay ve Venüs'le aynı hizada olacak. Fakat Venüs bu sefer Satürn'le bu yeni ayda bir kare açıya girecek. Burada sizde bir uyum testi olabilir. İş yerinde birazcık zorluklar yaşatabilir veya finansal birazcık kaygılar sizi yaratabilir. 2 hafta sonra Haziran'ın 21'inde bu sefer burcunuzda bir dolunay olacak. Bu dolunay size karizma ve olumlu sonuçları hayatınıza getirecek demektir. İlişkilerde veya iş bulmada çok büyük avantajlar sağlayabilirsiniz. Haziran'ın 3. haftasında iş veya ilişkilerde zorluklar yaşasanız bile dolunay bu sorunları çözecektir. Mars'ın tabii ki 5. evde olması fiziksel aktivitelerde ve sporu daha da arttırabileceğinizi bu Haziran ayında gösteriyor. Bu dönem egzersiz programlarına başlamak veya vücudunuzu güçlendirmek için gerçekten çok uygun olabilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar bu ay İkizler Burcu'nda çok büyük bir hizalanma yaşıyoruz. Bu da sizinle çok uyumlu olacak. Haritanızın 5. ev alanı hareketleniyor demektir. 5. ev eğlence, romantizm, spor ve çocuk sahibi olma gibi konularla ilgili. Diğer büyük tema ise 6. evle ilgili olacaktır. Çünkü İkizler'deki bu gezegenler ayın ortasından itibaren Yengeç Burcu'na geçecekler. Bu da iş, kişisel gelişim ve beden bakımı ile ilgili. 6. eve girdiğinizde bunların hepsini daha bir gündeme, daha bir hayatınıza getiriyor olacak. Şimdi tüm bunları daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasına hazırlamaktan eğer hoşlanıyorsanız şayet ve daha fazlasını görmek istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna lütfen tıklayın. Ayrıca en son gönderileri herkesten önce haberdar olmak için de lütfen bildirim ziline tıklamayı unutmayın dedikten sonra güneşin parladığı yer her zaman için böyle bizim dikkatimizi, önceliklerimizin yoğunlaştığı yerdir ve güneş Mayıs'ın son haftasında İkizler Burcu'nda ve her yıl Haziran'ın ilk 3 haftasında burada parlıyor olur. Bazı yıllar güneşin 5. evde parlaması daha baskın tema hayatınızda oluştururken bu yıl yalnızca güneş değil aynı zamanda Merkür de İkizler Burcu'nda olacak. Şimdi Merkür çok kuvvetli olduğu bir yerde. Burada birazcık merak enerjinizi daha yükseltecek. İletişim ve bilgiyi daha da bir ayaklandıracak ve Haziran'ın ilk 2 haftasında İkizler'de çok büyük bir stelyum meydana gelecek. Tüm düşüncelerinizi, konuşmalarınızı bu da daha da bir merak enerjisini daha da bir yükseltecek demektir. Merkür'ün 5. evde olması gerçekten birazcık eğlenceli olabilir. İçinizdeki çocuğu böyle ortaya çıkartabilir sizde. Belki belirli bir sporları, oyunları öğrenme isteğiniz artabilir. Venüs de Mayıs'ın son haftasına, özellikle Haziran'ın böyle ilk 2 haftasına kadar İkizler Burcu'nda olacak. Venüs arzu ettiğiniz şeylere uyumu ve işbirliğini temsil eder. Ve 5. evdeki Venüs çocuklar ve romantizmle de ilgilidir aynı zamanda. Yaratıcı ev ifade evinde Venüs yalnızca aşk ve romantizmle değil aynı zamanda yaratıcılık ve güzellikle de ilgili. Burada bekar kovalara aşk da getirecek bu Haziran ayı. Mayıs'ın tabii ki son haftası ve Haziran'ın ilk 2 haftasında Venüs'ün arzusu, romantizmi birazcık daha yüksek olabilir. Eğer sanat işleriyle uğraşıyorsanız, kendinizi daha böyle yaratıcılığa, daha kendinizi ifade etme durumlarına çekilmiş hissedebilirsiniz. Ancak buradaki esas büyük tema her zamanki gibi Jüpiter olacak. Jüpiter 2024 Mayıs'ın son haftasında İkizler Burcu'na girecek ve 2025 Haziran'ın ilk haftasına kadar da bir yıl boyunca burada kalacak ve burada size çok büyük fırsatlar, çok büyük korumalar getirecek. Jüpiter'in 5. evde olması Kova Burcu'yla inanılmaz çok uyumlu çalışacak ve burada size çok güzel şanslar getirmeye başlayacak. Yani aşk kapıyı çalacak demek istiyorum. 5. ev spekülatif yatırımlar alanıdır aynı zamanda. Burada bu konularla ilgili de size şans ve ferah getirebilir. Bu önümüzdeki 12 ay boyunca çok şanslı bir dönemdesiniz diyebiliriz sevgili kovalar. Haziran ayının ortasında
bütün gezegenler ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek ama Jüpiter orada kalmaya devam edecek. Yengeç Kova'nın 6. evidir ve burada ev, iş ve kişisel gelişimi günlük işlerinizde aktive etmeye başlayacak. 5. evdeki Jüpiter de genişlemeye, fırsatları size sunmaya devam edecek. Burada tabii ki size 6. eve dönmesiyle işe geri dönme zamanı gelebilir. Harika bir tatil yapmış veya konserlere ve spor etkinliklerine çok para harcamış olabilir. Şimdi artık işe gece ve geri dönme zamanı gelmiştir. Merkür sadece iş hakkında düşünebildiğiniz ve planladığınız bütün her şeyi tekrardan aktive edecek. Venüs'le de çok uyumlu ve işbirlikçi bir şekilde çalışacak ve 6. evdeki Venüs daha çekici görünmek için belki de hayatınızda bazı ufak dokunuşlar yapmanızı da sağlayacak. Mesela kozmetik tedaviler de getirebilir. Yine iş arayanlar için Venüs çekim gücünüzü artıracak ve iş için çok fazlası uyum sağlayacak. Mars Haziran 8'ine kadar Koç burcunda olacak ve burada Mars daha sonra 8 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar da Boğa burcuna geçecek ve sizin 4. ev konularını bu sefer aktive edecek sevgili kovalar. 4. ev aile, ev ve emlakla ilgilidir. Mars bu evde onarım, yeniden modelleme, inşaat gibi alanlarda gerçekten çok faydalı çalışır. Ancak Mars aynı zamanda buraya gittiği yere gerginlik ve huzursuzluk da getirebilir. Bu yüzden bu enerjiyi biraz fiziksel egzersiz veya ev işlerinde daha böyle uğraşarak aktivitelerle dışarı vurmak çok önemli olacaktır. Yeni ay 6 Haziran'da bir yeni ayımız olacak. Haziran ayında 16 derecede bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. Venüs de aynı derecede 16 derecede İkizler Burcu'nda olacak ve aynı hizada olacak. Fakat ancak Venüs Satürn'e bu yeni ayda bir zorlu açıda olacak. Bu da 6 Haziran civarında ilişkilerin test edilebileceğini, bazı gecikmelerin olacağını ve hayat kırıklıkları getirebileceğini demektir. 5. evdeki yeni ay spekülatif yatırımlarla da ilgili olabilir. Ancak ve Venüs ve Satürn açısı bu yatırım konusunda biraz temkinli olmanızı gerektirebilir. 6 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar dikkatli olmalısınız. Dolunay var daha sonrasında 21 Haziran'da Oğlak Burcu'nda olacak ve sizin bilinçaltınızla ilgili olan geri birazcık hareketlendirecek. Gizli şeylerin ortaya çıkmasını sağlayabilir bu dolunayda. Bu süreç içerisinde, bu süre zarfında işinizle ilgili endişeleriniz olabilir. Ancak Venüs ve Merkür çok uyumlu açılar içerisinde olacağı için bu endişeleriniz de sizi hafifletecek. Ayrıca sağlığınızla ilgili konularda bu ay itibariyle gündeme gelebilir. Kendinizi daha iyi hissetmek için tedavi yöntemleri arayabilirsiniz. Bu konuların hepsi böyle Haziran ayının gündemleri içerisinde olacak sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar pardon. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar, bu ay sizler için iki büyük tema var. Ancak ev ve aile, emlak konuları daha baskın olacak hayatınızda. Mayıs 2024'ün son haftasında Jüpiter artık 12 yılda bir gerçekleşen bir döngüyle ev, aile ve emlakla ilgili konu başlıklarını vermek için sizin 4. evinize geçiyor ve Haziran'ın 2025'in ilk haftasına kadar da burada etkili olacak. Jüpiter birçok fırsat ve şansları bu alanda sizlere getirecektir. Bu yüzden önümüzdeki 12 ay boyunca ana temanız bunlar olacak sevgili balıklar. Haziran ayının ikinci yarısında balık burcuyla uyumlu olan yengeç burcunda 3 gezegeninin dizilimi olacak ve balığın 5. evine bu durum aktive edecek. 5. ev konuları zaten romantizm, eğlence, oyunlar, partiler, tatiller ve çocuklar gibi konuları kapsar. 5. ev ayrıca tüm yaratıcı enerjileri de kapsayan bir alan. Bu dönemde 4. evdeki aileyi ve 5. evdeki çocukları tabii ki birleştirilecek. 4. evdeki emlakla ilgilidir ve 5. ev ise yatırım veya 4. ev güzelleştirme ise yeniden belki de yapılanma sağlayacak. Ayrıca büyük bir aile buluşması veya bir düğün gibi etkinlikler de 5. evin temalarında yer alır sevgili balıklar. Haziran ayı boyunca evinizde eğlence,
Keyifler gerçekten eksik olmayacak. Güzel günler yaşayabileceğiniz bir ay olacak diyebilirim. Tüm bunları böyle daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasını hazırlamaktan eğer gerçekten hoşlanıyorsanız ve daha fazlasını da burada görmek istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna lütfen tıklayın. Ayrıca en son gönderilerden herkesin önce haberdar olmak için de bildirim zilini tıklamayı unutmayın dedikten sonra Güneş her yılın Mayıs ayının böyle özellikle sonundan Haziran ayın 20'sine kadar İkizler Burcu'nda olacak olur zaten. Güneş'in bu en parladığı yerdir. Hayatımızda neyin aydınlanmasını istiyorsak biz oraya doğru çevriliriz, çevreleriz ve İkizler Burcu'ndayken Balık Burcu 4. evin Balık Burcu'nun 4. evini aydınlatır. Bu dönem ev, aile ve mülk konularına vurgu olacak demektir. Merkür, Venüs ve Jüpiter de İkizler Burcu'ndayken 4. evde çok büyük bir vurgu olacak demektir. Aynı zamanda Merkür böyle aklınızdakileri hemen hemen temsil eder ve bu dönemde gayrimenkul öğrenme veya alım satım müzakerelerinde çok uygun olacağını gösteriyor. Venüs aynı zamanda eğlenceyi ve zevk aldığımız temaları da gösterir. İlk iki hafta boyunca onun da dördüncü evde olması evde eğlencenin çok artacağı, belki ailecek bir tatil yapmayı da temsil edecektir. Venüs ayrıca evi güzelleştirmeyi de ifade eder. Bu imkanlarda ev dekorasyon işleriyle de ilgilenmeniz bu süreçte gerçekten çok mümkün olabilir. Mars tabii ki haritanızda bu sefer ikinci evinizdeydi ve bu ay içerisinde daha sonrasında Boğa Burcu'na geçecek sizin üçüncü evinizde. Burada daha birazcık dürtüsel harcamalara Haziran'ın ilk haftasında burada 8 Haziran'a kadar daha dikkat etmelisiniz. Çünkü Mars 8 Haziran'dan sonra Koç Burcu'ndan çıkıp 20 Temmuz'a kadar da Boğa Burcu'na sizin üçüncü ev alanınızda geçecek. Üçüncü ev iletişim ve öğrenme ile ilgilidir. Mars'ın buradaki enerjisi bazı aktiviteleri, özellikle kısa mesafeli seyahatleri, hafta sonu kaçamaklarını hayatınızda temsil eder. Fakat birazcık trafiği de temsil ettiği için burada birazcık daha dikkatli olmanız gerekli. Haziran ayında tarihler 6 Haziran'ı gösterdiğinde bu sefer İkizler Burcu'nda 16 derecede bir yeni ay olacak. Bu yeni ayın etkisi 4 hafta sürecek zaten. Venüs de aynı derecede olacak. Venüs'ün olumlu veya olumsuz herhangi bir gezegen tarafından etkilenmediği sürece odak noktası her zaman için estetik ve uyum ve romantizm olacaktır. Ancak bu yeni ayda Venüs bu sefer Satürn'e bir kare açı yapacak. Satürn 2023'ten 2026'ya kadar zaten sizin burcunuzda olacak. Bu dönem daha odaklanmış, daha ciddi bir süreç olacaktır sizin için. Bu da ev, aile ve emlak konularınızda endişelerinizi bir tık daha arttırabilir. Sizi daha birazcık böyle burada endişeler getirebilir. Ancak Jüpiter burada size korumayı ve şansı devam edecek vermeye. Lütfen panik yapmayın. 21 Haziran'da bu sefer Oğlak Burcu'nda bir dolunay olacak. Bu dolunay sosyal aktiviteleri, arkadaşlıkları ve uzun vadeli hedeflerinizi hayatınızda vurgulayacak. Dolunayın etkisi 20-23 Haziran arasında daha belirgin hale gelecek. Bu dönemde arkadaşlar ve sosyal etkinlikler açısından sizler için çok önemli vurgular olacak. Ev, aile ve mülk konularındaki endişeler yeni ay sonrası 1-2 hafta içinde çözülmeye mutlaka başlayacaktır. 5. evdeki çocuklarla ilgili endişeler hayatınızda olabilir. Ancak Jüpiter 12 ay boyunca ailenizi koruyacak ve genişletecektir sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.